arkadaşlar. Sultan Gazi Belediyesi Su Mekan Eğitmenlerinden ben Saadet Kara. Bugün sizlerle beraber konsept mutfak kapsamında doğum günlerin vazgeçilmezi şeker hamuru kurabiye, cupcake ve beze yapacağız. Şimdi şeker hamuru kurabiye ile programımıza başlıyoruz. Malzemelerimiz 300 gram tereyağı, 160 gram pudra şekeri, 2 yumurta sarısı, 500 gram un, 1 paket kabartma tuzu, 1 paket vanilya. Şimdi kurabiyemizin yapımına başlayabiliriz. Öncelikle tereyağımızı çırpma kabımıza alıyoruz. Tereyağı mutlaka oda sıcaklığında olacak. Daha sonra 160 gram pudra şekerimizi ekliyoruz. Ve çırpıyoruz. Tereyağımızı çırptık. Pudra şekeriyle krema kıvamına geldi. Balon ucumuzu çıkarıyoruz. Tereyağımız içine 2 yumurta sarımızı alıyoruz. Çırpıcı ucumuzu takıyoruz. Biraz daha çırpıyoruz. Makinesi olmayanlar bu işlemi elde de yapabilirler. Hiç sorun değil. Evet, şimdi unlu karışımımızı içine ekliyoruz. Biraz alalım. Unlu karışımımızı içine eleyerek ekliyoruz. Üç kademede ekleyeceğim. Tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Biraz daha yapabilir miyiz? Evet, kurabiyemizi tezgaha alıyoruz. Biraz da elle yoğurma işlemine devam edeceğiz. Kurabiyemizi yoğurduk. Şimdi streçliyoruz ve 20 dakika kadar buzdolabımızda dinlendiriyoruz. Daha sonra şekil vermeye geçeceğiz. Evet, buzdolabında 20 dakika kurabiye hamurumuzu dinlendirdik. Şimdi açma işlemine başlayabiliriz.
İki yağlı kağıt arasında açıyoruz kurabiyemizi. Rahat kaldıralım diye. Merdane yardımıyla ileri geri açacağız. Evet, hamurumuzu açtık. Yaklaşık 5 milim kalınlığında açıyoruz. Çöp şişlerde kullanacaksanız kurabiyenizi kırılma yapar. Daha incesi açmayalım mümkünse. Ben çizgi film karakteri kullanacağım. Siz dilediğiniz kalıpla yapabilirsiniz. Bir de yuvarlak iki çeşit kurabiye yapacağım bugün sizlere. Şimdi kesip tepsimizi alabiliriz. Kurabiyelerimizi aldıktan sonra bu kenarlarını mutlaka böyle parmaklarımızla temizleyelim ki bunlar bu şekilde pişer. Bu sefer çirkin bir görüntü elde etmiş oluruz. Böyle bu hamurları böyle bastıralım. Evet. Şimdi bunları isterseniz çöp şişle de batırıp pişirebilirsiniz. Yalnız çöp şişler yanma yapıyor ve tepsinize daha az kurabiye almış oluyorsunuz. Bu şekilde pişireceğim ben ama fırından çıkar çıkmaz sıcağıyla hemen çöp şişleri geçireceğim. O şekilde donuyor. Hatta biraz yumurta akına bulayacağım çöp şişimi. O şekilde geçireceğim. Orada sabitliyor kendini ve kırılma yapmıyor. Ve tepsimizde daha çok kurabiye almış oluyor. Aynı anda birçok kurabiye pişirmiş olabiliyoruz. Evet, bir tepsi karakterli, bir tepsi de yuvarlak kurabiyelerimiz hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 175 derecede 15 ila 20 dakika arası kontrollü bir şekilde fırınıza göre fanlı fansız fark etmez pişiriyoruz. Daha sonra sıcak sıcak hemen fırından çıkar çıkmaz çöp şişleri batırıyoruz ve soğumaya alıyoruz kurabiyelerimizi. Evet, fırına verebiliriz. Şimdi sizlerle beraber beze yapımına geçiyoruz. Renkli renkli bezeler yapacağız. Kırmızı ve beyaz kullanacağız konseptimize uygun olması açısından. Şimdi malzemelerimize başlayalım. 3 yumurta akı, 90 gram toz şeker, 90 gram pudra şekeri, 1 tutam tuz. Renklendirmek için de gıda boyası kullanacağız. Öncelikle yumurta akımızı çırpma kabımıza alıyoruz. Çırpma kabımızı aldık. En yüksek devirde çırpacağız. Bezeyi tamamen yapım aşaması boyunca sürekli en yüksek devirde çırpacağız. Hiç alçaltmayacağız. Çırpmaya başlıyoruz. Şimdi yumurta akımız köpürdü. Çok az bir köpürdü. Ben şimdi yapım aşamasını anlatacağım. Çünkü sesten beni anlamayabilirsiniz. İçine bir tutam tuz atacağım. Daha sonra biraz daha köpürünce içine 90 gram toz şekerimi ilave edeceğim. Tam 5 dakika boyunca çırpacağım. Daha sonra da içine 90 gram pudra şekerimizi ekleyeceğiz. Yaklaşık 8-10 dakika civarında çırpacağız. Böyle çevirdiğimiz zaman düşmeyecek kıvama gelene kadar çırpacağız. Şimdi başlayalım. Bir tutam tuzumuzu atalım. En yüksek devirde çırpmaya devam ediyoruz.
Şimdi 10 dakika tutalım Fatma Hanım. 10 dakika karışır mı? Evet, yaklaşık 8 ila 10 dakika arasında çırptım. Siz evinizdeki mikserle kıvamını anlamak için şu şekil, karga gagası şeklinde bu şekil duruyorsa bezeniz kıvamı olmuştur. Şimdi sıkma işlemine geçebiliriz. 3 malzemeyle çok kolay, herkesin evde yapabileceği, hiç hazır almanıza gerek kalmayacak bir beze tarifi. Mutlaka denemelisiniz. Çocuklarınız da eminim bayılacaktır. Evet. Şimdi tepsimizi alalım. Şimdi ben şöyle bir yıldız uç gibi bir uç kullanıyorum. Siz evinizde herhangi bir uçta da yapabilirsiniz. Tamamen opsiyonel, size kalmış. Şimdi renklendirme işlemini ben şu şekilde yapacağım. Jel boyam var. Siz dediğim gibi evinizdeki herhangi bir boyayı da kullanabilirsiniz. Sıvı da kullanabilirsiniz. Tozu bu şekilde kullanamayız. Tozu yalnızca bezenin içine katarak renklendirmek amaçlı kullanabilirsiniz. Böyle iki renk yapmak istediğinizde mutlaka jel ya da sıvı boya kullanmalısınız. Şöyle çöp şişi batırdım. Şöyle içine şeritler atıyorum. Yer yer. Yani sıkma torbamın içine bu şekilde sürüyorum. Evet. Şöyle çevirdiğim zaman bakın düşmüyor. Bu kıvama gelecek mi renginiz? Evet, şimdi içine dolduruyorum. Bu şekilde aşağı doğru indiriyorum. Evet, şimdi sıkma işlemine başlayabiliriz. Şu an tek renk çıkıyor bezelerimiz. Daha kırmızı inmedi. Evet, bezelerimizi sıktık. Önceden ısıtılmış 100 derecede 1,5 saat ile 2 saat arası sanayi fırınlarında 1 saat 50 dakikada tam pişmiş oluyor. Siz evinizdeki fırının durumuna göre 1,5 saatten sonra kontrollü bir şekilde pişirmeye devam edebilirsiniz. 100 dereceyi geçmiyoruz. Önceden ısıtılmış fanlı fırınımıza şimdi bezelerimizi atıyoruz. Evet, şimdi sırada cupcake'imiz var. Cupcake'imizin malzemelerini sayabiliriz. 2,5 su bardağı un, 3 tam yumurta, 1 paket kabartma tuzu, 1 paket vanilya, 1 bardak süt, yarım bardak sıvı yağ ve 1 su bardağı toz şekere ihtiyacımız var. Öncelikle toz şeker ve yumurtamızı çırpma kabımızı alarak krema haline gelene kadar çırpıyoruz. Evet, çıktık. Şimdi katılarımızı, yani un, kabartma tuzu ve vanilyamızı eliyoruz. İki üç kez bu işlemi yapalım. Ne kadar çok havalandırırsak kekimiz o kadar güzel olur. Thank you.
Evet ve kek sıvı karışımımızı içine alıyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. Evet, kek hamurumuz hazır. Şimdi ben bunları renkli kapsüllere dolduracağım. Siz evinizde muffin kalıpları da olur, kağıt da olur, bu şekilde de olur. Silikon kalıplarınız da olur. Nasıl arzu ederseniz o şekilde koyabilirsiniz. Evet, bütün kapsüllerimizi doldurduk. Bir parmak kalana kadar, ağzına bir doldurmuyorsunuz. Bir parmak kalana kadar boşluk bırakıyorsunuz. Kabarma payı da veriyoruz. Evet. Ben vanilyalı yaptım. Siz dilediğiniz aromaları kullanabilirsiniz. İçine ceviz atabilirsiniz, fındık atabilirsiniz, üzüm atabilirsiniz. 175 derece önceden ısıtılmış fansız. Bu çok önemli. Fansız fırında pişiriyoruz. Yaklaşık 20 ila 25 dakika arasında fırınlarınıza göre kontrol ederek 20 dakikadan sonrasını kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Üzeri pembeleştiği ve hafif kabardıktan sonra fırından alıyoruz. Şimdi fırına atabiliriz. Evet arkadaşlar, cupcake'lerimiz hazır. Pişti, fırından aldık, üstlerini tıraşladık, kabaran kısımlarını kestik. Bezelerimiz hazır, tabağımıza dizdik. Kurabiyelerimiz de burada hazır. Şimdi süslemelerine geçebiliriz. Önce cupcake'le başlayalım. Yaklaşık 20 adet cupcake'imiz çıktı. Ben size şimdi burada 5 tanesini süslemesini göstereceğim. Krem şanti hazırladım. 200 gram soğuk süt, 200 gram krem şanti çırptık. Krem haline getirdik. Önce krem şanti ile sıkacağız. Dıştan içe doğru. Aynı işlemi hepsine uyguluyoruz. Evet, şimdi bunları Mickey Mouse olduğu için siyah küçük küçük kulaklar yapacağız. Siyah şeker hamurumuzu açıyoruz. Böyle ben duyla kesiyorum. Siz herhangi bir yuvarlak kapakla dahi kesebilirsiniz. Şu şekil kulakları batırıyoruz. Kulaklarımızı hazırladık. Şimdi de böyle silikon bir kalıbım var. Onda fiyonkları hazırlıyorum. Bu
kalıptan elinde olmayan iki tane kalbi birleştirerek de aynı şekilde fiyonk elde edebilir. Evet, cupcake'lerimizin süslemesi bitti. Şimdi de kurabiyelerimizi süslemeye başlayalım. Evet hanımlar, bugün sizlerle beraber Su Mekan Yemek Atölyesi'nde konsept mutfak kapsamında doğum günü için ikramlık ürünler hazırladık. Umarım siz de bu ürünlerimizi dener, beğenirsiniz ve yaparsanız Sultan Gazi Belediyesi etiketiyle sayfalarınızda paylaşabilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.